arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle güzel bir ceket çalışması yapacağız ceket çalışmamızı hem kız hem erkek bebeklerimiz için yapabilirsiniz modelimiz çok çok hoş bir model dilerseniz hem kendinize eşinize çocuklarınıza da bu modelimizi çalışabilirsiniz şöyle arkasına da görecek olursak modelimizin gayet güzel hoş bir Çalışma Bakanlığı şu şekilde görüldüğü gibi. Evet ceketimize şöyle bir bakalım. Ceketimizi robadan örmeye başladık. Yaka kısmından ve modelimize uygun olması için şu kısmına bir kabartı uyguladık. Kabartı desenimizi de uyguladıktan sonra artışlarımıza devam ettik. Yeterli artışımız olduktan sonra modelimizi uyguladık. Gövde kısmını tamamladıktan sonra Buradaki ilik ve düğme yerlerimizi çalıştık. Yakamızı çalıştık. Son olarak kollarımızı şöyle çalışarak ceketimizi tamamladık. Kol uçlarında da bakınız başını dolayarak iki sıra geçtik. Şöyle görelim. Elimi şöyle bakınız. Gayet hoş, güzel bir çalışma. Modelimizde dediğimiz gibi, bütün örgülerimizde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde de gayet güzel duracaktır çalışmamız. Evet, çalışmamızın hemen boy ölçüsüne bakmak istiyorum. 37 buçuk santim boy ölçüsü. 3 tane ip kullandım. Onu da hemen söylemek istiyorum unutmadan. 3 adet ipimden biraz kaldı. Şöyle görelim. 31 santim kol altımızın genişliği. Evet. ceketimizi hemen kolay gelsin diyerek örmeye başlayalım. Ceketimizi örmek için etrofil marka ipimizi kullanıyoruz. İpimiz organik el örgü ipleri. Renk numarasına baktığımızda 8070 80, numaralı renge sahip olduğunu görüyoruz. Ve ipimiz 100 gram 250 metre Anti özelliği var ve %100 de akrilikten oluşmakta. Bakınız anti logosu da hemen burada. İpimizi örmek için roba kısmında iki buçuk numaralı tığımı kullanıyorum. Gövde kısmında ise tığ numaramı e, büyütmek istiyorum. Ama e, aynı numarayla da tabii ki sizler örebilirsiniz. Hemen örgümüze başlayalım. İpimi alıyorum. Ayraçlarımı hazırladım hem zincirimizi çekelim hem de işaretlerimizi bırakalım geçelim. Bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum. Bu zincirden sayılmıyor ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 14 zincirimi çektim ve 14. zincirin içerisine bir tane ayracımı yerleştirdim. Devam ediyorum. Burası önümüz için hazırladığımız bölüm. Şimdi kolumuz için ördüğümüz bölümümüze geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 tane zincirimi de kolumuz için çektim ve 16. zincirin içerisine ayracımı takıyorum. 14 önümüz için 16 kolumuz için zincirimizi çektik. Şimdi arkamız için 25 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 Bakın zincirlerim sıkı değil. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. 25. zincirin içerisine yine bir tane ayracımı yerleştiriyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Kolumuzu biraz önce 16 e, zincir örmüştük kolumuz için. Yine 16 tane zincirimizi çektik. Son parçamızı örüyorum. Son parçamız ise 14 zincirle önümüz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. zincirimi çekiyorum. Ceketim için ilk hazırlamış olduğum sıramı bu şekilde görüyorum. Hemen santim olarak ölçüsüne bakalım. Mezurumu şöyle tutuyorum sadece düzeltiyorum bakınız kesinlikle asılmıyorum şuradan tuttum şöyle yaptığım zaman zaten göreceksiniz şöyle 35 santim zincirimizin uzunluğu şu şekilde Evet şimdi üzerine trabzanlarını örmeye başlayalım trabzanları için hemen zincirimi takıyorum ama öncesinde şöyle bir hatırlatma yapalım. Önlerimiz için her iki önümüz şöyle görelim. Her iki önümüz 14 ve 14. Kolumuz 16 ve 16, arkamız ise 25 tane zincirden oluşmakta. Şöyle gördüğümüz zaman önümüz, kolumuz ve arkamızın sayılarını görmekteyiz. Hemen önümüz için örmeye başlayalım. 1 ve 2 zincir geriye gidiyorum bakınız 1 ve 2. 2 tane zincirimi de ilave ediyorum. 1 ve 2. Tığımın başını bir defa doluyorum. Elimi tuttuğum yere batıyorum. Bir defa doluyorum. 3 defa da örüyorum. 1. Şöyle ikisini ördüm. Hemen tutuyorum bir defa. 1 2 3. Tekrar bir ileriye batıyorum. 1. 2 3 Tığımın başını doluyorum. Bir defa doluyorum. 3 defa da örüyorum. 2 3 Bir defa yine alıyorum. Önce birinciyi, sonra doladığımı ve diğerini. Tekrar geliyorum. 1 2 3 ilerliyorum 1 2 3 Bir sonraki 1 Hemen ipimi yarımlamak istemiyorum. ipimizi dikkat edelim, yarımlamadan örelim. Bir defa başını dolayalım. 3 defa da örelim. 1 2 3 Evet sırasıyla ayracımıza kadar birer birer örerek ilerleyelim. Ayırıcıma kadar örerek ilerledim ve sayıyorum. 1 Bakın zincirden geri döndüğümüz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Önümüz için ayarladığımız zincirimizin üzerine 14 trabzanımızla yerleştirdik. 14. trabzanım üzerine 2 zincirimi çekiyorum. 1 ve 2. Ve ayıracımı çıkarıyorum. Bir defa başını doluyorum. Ayıracımı çıkardığım yere batıyorum ve 3 defa da örüyorum. 1, 2, 3. Hemen yanındakine batıyorum. 1 2 ipimi yarımlamıyorum 3 yanındakine 1 2 3 birer birer ilerleyerek bu şekilde örelim bir defa doluyoruz sırası ile bakınız 1 2 3 1 2 3 Ve bu şekilde diğer ayracıma kadar örerek büyütelim Sıramızı yani tamamlayalım. Ayracıma taktığım yere kadar örerek geldim bakınız. En son trabzanımı ördükten sonra bir ve iki tane zincirimizi çekelim. Ayracımızı çıkarıp tığımızın başını bir defa dolayarak ayracımı çıkardığım yere şu şekilde girerek 1 2 3 3 defa da örelim. 1 2, 3. Diğer ayracımıza kadar birer birer trabzanımızı örelim ve toplamda 25 tane trabzan sayısına ulaşalım. 25 tane trabzanımızı ördüm ve ayracımın hemen yanı başına geldim. Çıkarıyorum. 2 zincirimi yine çekiyorum. 1 bir defa tığımın başını doluyorum. Ve birer birer bakınız. Örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, sırası ile şimdi kolumuzu örüyoruz ve 16 tane trabzanımızı tamamlıyoruz Evet 16 trabzanımızı tamamladıktan sonra üzerine yine 2 tane zincirimizi çekiyoruz bölüm aralarımızı belirtmek için ve son olarak önümüzü örüyoruz bir defa tığımın başını doluyorum ben ayracımı çıkardığım yere bakınız şuradaki aynı yeri değil bir sonraki yere batarak örüyorum ve 3 defada örüyorum başını doluyorum 1 2 ve son kapanış 3 1 2 3 14 tane trabzanımız örelim sıra sonunda görüşelim Evet 14 trabzan sayısına ulaştıktan sonra ileğimiz için bütün bölümlerimizi tamamladık ceketimizin bütün bölümlerini şu an tamamladık en son bölümdeyiz bakınız. En son bölümün son trabzanını ördüm. Hemen üzerine 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirimi çekip arkasını çeviriyorum ve ikinci sırama başlatıyorum bakınız. 3 zincirim hemen alttaki trabzanın e, birincisi yani her ikisi de birinci trabzan. Tığımın başını bir defa doladım. İkinci trabzan üzerine batıyorum. Yine bir defa dolayıp 1 2 3 defa da alıyorum bir defa doluyorum 1 2 3 bütün trabzanlarımı iki zincirimizin olduğu yere kadar örerek gelelim birebir olacak şekilde bütün trabzanlarımızı birer birer üzerine ördüm burada da 14 burada da 14 tane trabzanımız var şimdi iki tane zincir çekmiş olduğumuz bütün bölümler hem bölüm aralarımız hem de artış yerlerimiz ikinci sıramızda şimdi artışımızı yapıyoruz ve şu an yapacağım artış önümüz için olacak artış örüyorum birinci artışımı yaptım tekrar tığımın başını doluyorum ikinci bir artışımı yaptım hemen zincirimin içerisindeyim ve bir daha doluyorum 1 2 3 3 tane artışımı yaptım araya iki tane zincir çekiyorum bakınız ikinci sıramızdayız ve 3 artışımızı yaptık yapmış olduğumuz ilk buradaki başlattığımız artış sayısı bütün artışlarda aynı olmak zorunda Bakınız 3 tane 2 tane zincirimi çekiyorum. 3 trabzanımdan sonra 2 zincirimden sonra gelen yere de yine 3 tane trabzanım örüyorum. Aramızı tamamen örüyoruz. 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak buradaki araya tekrar trabzanlarımızı örüyorum. Ve son olarak bakınız 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan tamamlıyoruz. Bütün 2 zincir olan yerlerde. Evet şimdi 3 trabzanımı ördüm önüm için. Şimdi kolum için olan bölümü başlıyorum. Birinci örüyorum. 2 3 de aldım. Tekrar 1 2 3 tekrar 1 2 3 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak artışımızı yaptık. Şimdi devam ediyoruz. Kolumuz için olan bölümü örmeye. Bir defa tığımın başını doluyorum. Hemen bakın şuradaki ilk minik yuvamız var. Oraya giriyorum. 1 2 3. Tığımın başını doluyorum. Bakın trabzanın üzerinde gördüğümüz minik yuva içerisine giriyorum. 1 2 3. 2 zincirimize kadar aynen örelim şu kısma kadar birer birer hepsini örelim tıpkı burada ördüğümüz gibi kolum için ördüğüm bölümümün üzerine bakınız bütün trabzanlarımı tamamladım trabzan üzeri olan trabzanlarımı şimdi iki zincirimin bulunduğu yere geldim ve artışımı hemen başlatıyorum 1 2 3 birinci artışımı yaptım tığımın başını doluyorum 1 2 3 ikinci artışımı ördüm 1 2 3 3 tane artışımı yaptım şöyle görelim Araya iki tane zincir çekiyorum. Kolum için yapmış olduğum artışlarımı bu şekilde tamamladım. Bakınız iki zincirden sonra üç tane artış. Aradaki bölümü tamamen ördüm ve üç artışla bitirdim. İki zincirimi çektikten sonra şöyle kendimize biraz yer açalım. Tığımızın başını dolayarak arkamız için olan artışımızı başlatalım. Bir, iki ve üç. 3 tane artışımı da arkam için başlattım. Tığımın başını doluyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. 3 seferde alıyorum ve bu şekilde arkamızı sonra kollarımızı yine önümüzü hepsini üçer tane artışımızı yaparak sırayı tamamlayalım. Ceketimizin robasında ikinci sıramızı bitirdik ve üçüncü sıramıza başlayabiliriz. Bakınız görüntümüz bu şekilde. Şimdi Bitiş yönünde en son trabzanımızın üzerine 3 tane zincirimizi çekelim. Bakınız bitiş yönünde devam ediyorum. 1, 2 ve 3. Örgümüzün yönünü çevirelim. Ve 3. sıramıza başlayalım. Bir defa başını dolayalım. 2. trabzanın üzerine gelerek batıyorum. 1, 2, 3. Tekrar tığımın başını doluyorum. Her trabzanımızın üzerine birer birer trabzanlarımızı yerleştiriyoruz. Bakınız birer birer. 2 ve 3. Artış yerimize kadar ilerleyelim. Evet, artış yerimize kadar örerek geldim. Tam zincirlerimin olduğu yerdeyim. Tığımın başını bir defa doluyorum ve önüm için artışımı yapıyorum. 2, 3 defa daldım ve bir tane artış yaptım. 3. sıramızda bir tane artış yapıyoruz. 1 ve 2. Tığımın başını doluyorum. 1 2 ve 3. Bir artışta kolum için yaptım. Tığımın başını doluyorum kolumu örmeye başlıyorum. Diğer bölümümüz de yani şöyle ilerleyelim. Kolumuzun olduğu yerde yine bir tane trabzan, 2 zincir, bir trabzan olarak örelim. Tekrar dümdüz trabzanlarımızı örelim. Artış yerime geldiğim zaman bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan şeklinde en sonu da yine aynı şekilde birer birer artışlarımızı yapalım ve sonda görüşelim. 3. sıramızı da bu şekilde tamamladık. Birer artışımızı yaptık her bölümümüzde. Sıramızı tamamladık. Şimdi görelim tekrar. Bakınız ikinci sıramızda üçer artışımızı yapmıştık. Yukarıda ise birer artışımızı yaptık. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan. Bütün bölümlerimizde aynı şekilde birer artışımızı yaptık ve sıramızın başına geldik. Şimdi 3 zincirimi bitiş yönünde çekiyorum. 1 2 3 Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Hemen ikinci trabzanın buradaki minik gözünün içerisine girerek 3 defa da örüyorum. Yine daha önceki sıralarımızda ördüğümüz gibi 1, 2, 3 1, 2, 3 Artış yerimize kadar ilerleyelim. Şu şekilde. iki zincirimin olduğu yere kadar örerek ilerliyorum. Evet zincirimin olduğu yere kadar geldim. İki tane artışımı yapıyorum. Bir ve iki. İki zincirimi çekiyorum. İki artışımdan sonra tekrar aynı yuvanın içerisine iki tane trabzanımı örüyorum. Şu şekilde iki trabzan, iki zincir, iki trabzan şeklinde artışımızı yapalım. Ve sıradaki bütün trabzanlarımızı aynı şekilde örelim. En son bölümümüze kadar o şekilde örerek gelelim. Artışlarımız ikişer ikişer olsun. Dördüncü sıramızı da tamamladık. Şimdi beşinci sıramıza başlıyoruz. Beşinci sıramız için hemen üç tane zincirimi bitiş yönümde çekmiştim ve diğer trabzanımızdan örmeye başlayalım. Bu kez farklı bir uygulama yapıyoruz. Bakınız, yandan şöyle trabzanımı örüyorum. Bir, iki, üç. Tekrar tığımın başını doluyorum. Yine yandan bir, iki. 3 2 tane yandan trabzanımı örüyorum. Tığımın tekrar başını doluyorum. Arkadan giriyorum. 1 2 3 Tekrar tığımın başını doluyorum. Arkadan ikincisini örüyorum. 2 i̇ki tane yandan, 2 tane ardından girerek trabzanlarımız ördük. Bakınız 2. Ve devam ediyorum. 2 defa yandan giriyorum. 1 2 3 defa da alıyorum yandan giriyorum 1 2 3 tığımın başını doluyorum ardından giriyorum 1 2 3 2 ardından 2 yandan örerek sıramızı tamamlayacağız ama artış yerine kadar gelelim ikişer ikişer örerek geldim iki yandan iki ardından alarak geldim şimdi artma yerinin olduğu yere geldim bakınız iki tane yandan girdim son bir tane trabzanım kaldı ardından örüyorum ve bir tane artışımı yapıyorum. Bakınız bir artış yaptım. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir tane artışımı yapıyorum. Bir artış yaptım. Tığımın başını doluyorum. Hemen ardından girerek örüyorum. 2 tane ardından örmüş oldu. Tekrar iki de yandan devam edelim. 2 tane yandan İki tane ardından olarak ve artışlarımızda birer tane yaparak sıra başına kadar ilerleyelim. Yandan ve arkadan girerek trabzanlarımızı ördük ve hepsini de ikişer ikişer ördük. İki yandan iki ardından iki yandan iki ardından kabartılı duranlar yandan ördüklerimiz, ardından aldıklarımız ise içte duranlar. Şimdi en son bir tane trabzanım kaldı ve iki yandan ördüm. Ardından örüyorum bir trabzanımı ve artış yerime geliyorum. İki zincirimin olduğu yere girerek bir tane artışımı yapıyorum. Bakınız bu sıramızda bir artış. İki zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Artışımı yaptım. Şimdi tığımın başını doluyorum. Hemen ardından giriyorum. Bir, iki ve üç şeklinde alıyorum. İki yandan örüyorum. Artık düzenimizi kurduk. İki yandan, iki ardından şeklinde. E, sıramızı tamamlayalım ve artış yerlerinde birer tane artışımızı yapalım. Evet sıramızın başına kadar geldik. Bir sıra ördük. 2 e, kabartı 2 arkadan 2 kabartı 2 arkadan şeklinde bir sıra ördük. Fakat görünüşte 2 sıra örmüşüz gibi görünmekte. Çünkü alttaki ördüğümüz üstündeki yine aynı kendi formuna çevirdi. Şimdi göreceğimiz sırada yine bir tane artışımızı yapalım ve hepsini düz olarak örelim tığımın başını doluyorum 1 2 3 hepsini bakınız 1 2 3 düz olarak örüyorum artma yerine kadar bu şekilde örerek ilerleyelim Evet sıramızı bakınız başlangıçtan kol ayrımına kadar birer birer düz olarak ördüm şimdi iki zincirimizin olduğu yere geldim ve bir tane trabzanımızı artıyoruz 2 zincir çekiyorum tekrar bir tane artıyorum bu sıramızı ve bundan sonraki öreceğimiz sırayı birer birer artalım şimdi bakınız sayıyorum 1 2 3 4 5 altı. bu altıncı sıramız yedinci sıramızı da yani bir üst sıraya da bir tane trabzan iki zincir bir trabzan şeklinde artışımızı yapalım sonrasında görüşelim robamızı örmeye devam ettim ve istediğim uzunluk ölçüsü geldi kaç sıra ördüğümüzü önce bakalım 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplamda 8 sıramızı ördüm. 9. sıramızda birleştirme işlemimi yapmaya başlıyorum. Şimdi kaç santim olduğunu da görelim. Birbirimizin ölçüsüyle kıyaslamamızı rahatlıkla yapalım. 11 santim bileğimizin roba kısmının ölçüsü. Şimdi 9. sıramıza başladım ve buradan itibaren birleştirme işlemimi yapıyorum. Şu kabartılı işlemlerimizden sonra yapmış olduğumuz bütün artışlarımız birer birer oldu bakınız. 1 1 1 Bakınız hepsinde birer artışlarımı yaptım. Eğer e, roba kısmınız dar olacak ya da e, daha büyük yapmak istiyorsanız ikişer artış yaparak aşağıya doğru inebilirsiniz. Benim ölçüm için yeterli olacağından ben birer birer artış yaptım. Daha geniş isteyen arkadaşlarımız ikişer ikişer bu kısmımızı artış yapabilirler. Evet şimdi kol altımızın olduğu ayrım yerimize geldik. Bakınız son trabzanımı örüyorum. 3 defa da alıyoruz araya bir defa örüyorum. 1 2 3. Ceket ördüğümüz için kolumuzun altı biraz rahat olsun. Altına mutlaka bir şeyler giydireceğimiz için bebeğimize zincir çekiyorum. Kolumuzu birleştirmeden önce 3 4 5. 5 zincirimi çektikten sonra diğer bakınız buradaki görmüş olduğumuz devam ede gelen artış yerimizi büküyorum. tığımın başını doluyorum yine tam ayrım yerine bir tane trabzanımı 3 defa da alarak örüyorum bir artış ön taraftan bir artış ise arka taraftan yaptım kolumuzu bu şekilde birleştirdim şimdi arkamızdaki trabzanlarımızı örmeye başladım hepsini birer birer örüyorum bir defa doluyorum 3 defa alıyorum 1 2 3 1 2 3 diğer kol altına kadar örerek ilerleyelim. Evet arkamızda birer trabzan birer trabzan örerek kol ayrım yerimize geldim. Diğer uçta diğer tarafta bakınız şu kısımda. Şimdi buradan bir tane artış yerime girerek trabzanımı örüyorum. Bir defa doluyorum. 1, 2, 3. 3 defa da ördüm. 5 tane zincirimi hemen ilave ediyorum. 5 zincirimi çektim. Büküyorum. Diğer şuradaki görmüş olduğumuz bölüme. Hemen tığımın başını doluyorum. Bir tane trabzanım örüyorum. Ve buradan da arkadan öne doğru kolumuzu da birleştirmiş olduk. Şimdi önden kalan trabzanlarımı hemen önün ilk ilmeğine batarak bakınız. Örmeye başlıyorum. Sıra sonuna kadar ilerleyelim. Evet rova kısmımı bu şekilde birleştirdim. Şöyle görelim. Şuradan baktığımız zaman da bakınız. Önden örerek geldim. 5 tane zincirimi çektim. Tam her iki ayrım yerimden birer tane artışımı yaptım. Arkamı örerek dümdüz geldim. Bakınız bir defa aldım. 3 defa da ördüm. Hemen bir tane artış buradaki ayrım yerimize yaptım ve 5 zincirimizi çektikten sonra bir tane trabzan da buraya ördüm ve diğer uç noktaya kadar geldim şimdi yarım numara tığımı büyütüyorum gövde kısmında biraz daha genişlik olsun istiyorum 3 numaralı tığıma geçiyorum Evet bitiş yönümüzde 4 tane zincirimizi çekerek modelimizi uygulamaya başlıyoruz. 2, 3 ve 4. 4 zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını iki defa doluyorum. 1 ve 2 hemen yanındaki trabzanımın üzerine batıyorum ve ikişer ikişer örüyorum. Bir, iki ve üç. Bir tane trabzan ve bir tane zincirimizi ördükten sonra yine tığımızın başını iki defa doluyoruz. Bir tane atlıyorum. Hemen bakınız sıradaki trabzanımın üzerine girerek beş tane trabzanımı aynı yuvanın içerisine örüyorum. İkinciyi ördüm. İki defa doluyorum. Bir ve iki. Aynı yuvanın içerisindeyim. Toplamda 5 olana kadar örelim. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane trabzanımızı ördükten sonra bir tane atlıyorum. İkinci trabzanımın üzerine sık iğnemle gelerek batıyorum. Hiçbir işlem yapmadım. Bakın sadece sık iğne ve bir atladım. Tekrar sık iğneden sonra iki defa tığımın başında doluyorum 1 ve 2, 1 atlıyorum. Sıradaki gelen trabzanımın üzerine 5 tane trabzanımı örüyorum. 5 trabzanımızı ardı ardına aynı yuvanın içerisine örelim. Şöyle görelim. 2, 4, 1 tane daha örüyorum. Toplamda 5 tane trabzanımızı ördük. bir yuvanın içerisine bakın trabzan üzerine 3 ve 5. İki tane ardarda arda örmüş olduğumuz trabzan gruplarından sonra beşer beşer hemen bir tane trabzanımı atlıyorum, iki defa tığımın başını doluyorum. Bakınız, bir atlıyorum, sıradaki trabzanın üzerine gelerek batıyorum, bir tane trabzanımı örüyorum. Ve bu trabzanım sonra bu sıramızdaki tek çekeceğimiz zincir yeri burası. Yani bu grubu öreceğimiz her yerde sadece bir tane zincirimiz var. Bir tane zincirimi çekiyorum. İkinci bir trabzan örüyorum. İki trabzan ayrı ayrı bakınız ördüğümüz tek yer arası bir zincirimiz var. Hemen yanındaki trabzanımın üzerine batıyorum ve iki tane yan yana trabzanımı örüyorum ve üzerinde bir tane zincirimiz var. Bak, bakınız bir tane trabzan, bir zincir, diğer yuvanın içerisine bir tane trabzanımı örüyorum. Tekrar iki defa tığımın başında oluyorum. Bir atlıyorum. Hemen sıradaki yere gelerek batıyorum. 5 tane trabzanımı örüyorum. Aynı yuva içerisine. 2 bakınız doluyorum. 3 4 ve 5 toplamda 5 tane trabzanımı ördüm 5 trabzanımı ördükten sonra tıpkı şuradaki kurmuş olduğumuz düzenimizi kuruyoruz. Hemen bir tane atlıyorum. ikinci trabzan üzerine bir tane sık iğnemi batıyorum. Tekrar iki defa tığımın başında doluyorum. Bir tane atlıyorum. ikinci trabzan üzerine yine beş tane trabzanımı örüyorum. ikişer ikişer doluyoruz. Onu unutmuyoruz. Bakınız bir atlıyorum. 2 3 2 defa doluyorum aynı yerin içerisine toplamda 5 tane trabzan olana kadar örüyorum 3 4 ve 5 sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane trabzanımı ördüm ve 2, 5 trabzanımız bakın sırt sırtı verdi. Hemen tığımın başını doluyorum. Şuradaki 2 tane düz trabzanımızın olduğu yeri örmeye başlıyoruz. Bakınız bir tane atladım. Hemen trabzanımı ördüm. Yukarıdan bir zincir çektim. Yanındaki trabzan üzerine battım. Ve bir tane atlayarak beşerli trabzan gruplarımı yerleştirmeye başladım tığımızın başını iki defa dolayalım bir tane atlayarak sıradaki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum bir trabzanımı örüyorum bir zincir çekiyorum İki defa tığımın başını doladıktan sonra hemen yanındaki yere gelerek batıyorum ve bir tane trabzan daha örüyorum yukarıda sadece bir zincir var iki trabzan yan yana bakınız şuradaki yapmış olduğumuz trabzanların aynısını tekrar ediyoruz ve devam ediyorum İki defa tığımın başını doluyorum bir tane trabzan atlıyorum buradaki yere bakınız 5 tane trabzanım ardı ardına aynı yuva içerisine örüyorum 2 defa dolamayı da unutmuyoruz tabii ki burada tamamen bu sıramızı ikişer defa dolayarak örelim 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördüm. 5 trabzanımı ördükten sonra bakınız hemen kol altı için 5 tane zincir çekmiştik. 5 zincirimin olduğu yerdeyim. 1 tane trabzanım var. Atlıyorum. 2. zincir yerine yani ilk zincirimiz oluyor. Gelerek batıyorum. Ve buraya yerleştiriyorum. Ve yeniden iki defa tığımın başını doluyorum. 5 tane trabzanımı örmek için 2 tane sayıyorum. 1, 2, 3. gelerek batıyorum kol altı için bakınız üçüncüye battım İki defa doluyorum aynı yere beş tane trabzanımızı örelim dört oldu ve beşinciyi de örerek tamamladım kol altımızın hem başlangıcı hem de tam zincir çekmiş olduğumuz yere modelimizi yerleştirdik modelimize şöyle bakacak olursak 1, 2 tam kol altının bittiği yerde de 3. modelimiz oldu. 2 defa tığımın başını doluyorum. Hemen ilk trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve bir tane trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. 2 tane yine başını doluyorum. Hemen yanındaki trabzanımın üzerine batıyorum. İkişer ikişer alıyorum. 2 i̇ki defa tığımın başını tekrar doladım. 1 atladım. İkincinin üzerine gelerek 5 trabzanımı örüyorum. Dört tane oldu. Beşinciyi de örüyorum. 5 trabzanımı da tamamladıktan sonra bir tane trabzan atlıyorum. İkinci trabzanımı sık iğne ile batıyorum. Tekrar iki defa başını doluyorum. Bir trabzan atlıyorum. İkinci trabzanımın üzerine 5 tane trabzanımı örüyorum. Bakın işlemlerimiz birbirinin aynısını tekrar ediyor. Kol altımıza kadar işlemlerimizi tekrar ederek kol altında tekrar görüşelim. Bakınız işlemlerimizde iki tane yan yana beşerli grubumuz arasında bir tane trabzan atıyoruz ve sık iğne ile hemen bir trabzan atlıyoruz. İki tane trabzanı yan yana örüyoruz. Üzerinde bir tane zincirimizi çekiyoruz. Yine bakınız beşer trabzanlarımızı sırt sırta örüyoruz ve bu arkayı da aynı şekilde modelimizi kuralım. Kol altında görüşelim. Kol altına geldiğimiz zaman arkadaşlar şuradaki kurulu düzeni kol altına yerleştirmeye çalışalım. Önlerimizin her ikisinin aynı olmasını istediğimiz için eğer denk gelip denk gelmeme durumu olursa e, trabzan sayınız fazla ya da eksik olursa mutlaka bir iki geriye ya da ileriye çekilerek bir atlamak yerine iki atlayarak ya da herhangi bir şekilde atlamadan e, gelecekse denk gelecekse o şekilde ayarımızı yapalım ve şuradaki ilk trabzanımıza Diğer önümüze geçişteki ilk trabzanımıza 5 tane trabzan grubumuzu, ikinci olan trabzan grubumuzu yerleştirecek şekilde arkayı örelim. Arkamızı örerek kol altına kadar geldim. Bakınız burada kol altına geçmeden ve fazla uzaklaşmadan şöyle kontrollerimizi yapalım. Çift bakınız iki trabzan, iki tane sırt sırta vermiş 5 trabzan grubumuz, 2 trabzan, 2 trabzan grubumuz 5'li. Tekrar tek olan ve çiftli beşer beşer örmüş olduğumuz trabzan grubumuz bu şekilde kontrolümüzü yaptıktan sonra tam kol altına geldik. Kol altına geldiğimizde buradaki ilk önce yapmış olduğumuz koldaki çalışmamızın birebir aynısını yapalım. Sadece zincirlerden birkaç ileri geri batmamızda yani bu kol altı için çektiğimiz 5 zincir üzerine bir ileri iki geri battığımız zaman hiç problem yok. Önemli olan burada bakınız şuradaki ikinci trabzana 5 tane trabzanımızı yerleştirebilmemiz. Bakınız diğer 5'li grubumuz sık iğnemiz ve burada ikinci trabzanımıza geçişimizde yerleştirebilmemiz. Bakınız bu şekilde hazırlayarak geldim. Tam uç kısımdayım. Şimdi 2 tane yan yana trabzanlarımı örüyorum. Bakınız tam ucu denk geldi. Diğer tarafta ise arkada kalmakta. Burada ben hemen zincirlerimin dibine ilk trabzana batıyorum. Bakın, atlama yapmadım. Trabzanımı ilk trabzana battım. Atlayacak olsam zincire geçecektim ama o zaman mesafemiz uzayacaktı. Bir zincirimi çekiyorum. Hemen ilk zincirin içerisine girerek diğer trabzanımı da örüyorum. İki defa başını doladım. Giriyorum ikişer ikişer alıyorum. İki tane trabzanımızı bakınız hem buraya hem de e, hem trabzanı hem zincir üzerine çalıştım. Burada görelim bakın şu son ikinin üzerine çalışmışım. Şimdi önemli olan benim burada beş tane trabzanımı ve batmayı bu zincirin içine yerleştirebilmem. Tığımın başını iki defa doluyorum. Hemen bir tane zincir atlıyorum. İkinci zincir içerisine gelerek batıyorum ve beş tane Trabzanımı aynı yuvanın içerisine örerek kuruyorum diyorum. İkinciyi ördüm. Üçüncüyü örüyorum. Dördüncüyü ve beşinciyi örüyorum. Evet 5 tane trabzanı ördüm. Bakınız bu tarafta da 5 tane trabzan. Hemen sık iğnemi batıyorum. Sık iğnemi de hemen yanındaki zincirimin içerisine batıyorum. Şu şekilde düzeltiyorum. Bakınız hemen çıkıyorum içerisinde evet kolumun altında hem batma işlemini hem beş tane trabzanımı ördüm şimdi ikinci trabzanın üzerine gelerek bir iki defa başını doladım birinci değil ikinci trabzanın üzerine geliyorum ve o dilimi kurmaya başlıyorum bakınız her iki yönde de modelimiz aynı düzende olmalı bakınız arkada ya da kol altında gerekli olan ayarlamaları yapalım ayarlamalarımızı yaptıktan sonra her iki kolumuz ve önümüz bakınız aynı olmalı. Çünkü yeleğimizin önünden göreceğimiz için bir tanesi büyük ya da bir tanesi küçük olmamalı. Modelimizin bir tanesi tam, bir taraftakinin yarım olmaması gerekmekte. O yüzden ayarlamamızı şu kısımda yapıyoruz. Geri kalan kısım ise birebir aynı olarak çalışıyoruz. Evet şimdi modelimizi düzelttikten sonra bu kısmı da örüyorum. Daha sonrasını sıra başına gelince görüşelim. Modelimizi sıra başına kadar birebir aynı olacak şekilde kurdum. Şöyle bakalım bakınız. Bir tane çiftimiz var şurada. İki tane trabzanımızın olduğu bölüm. Beşerli trabzan grubumuz. İki tane trabzanımız. Beşerli trabzan grubumuz. Ve şurada görmüş olduğumuz bir tane trabzanımızı ördüm. Hemen yanına son trabzanımı örerek tamamlıyorum tığın başını iki defa doluyorum ve zincirden çekmiş olduğum trabzanın tepesine gelerek hemen şöyle batıyorum. Zincirimizi bakın sıkı çektiğimiz zaman tığımızın başı biraz zorlanabilmekte. Hemen örmeye başlıyorum. Evet. Şimdi bu kısmı da tamamladım. E, yeliğimizde gövde bölümümüzde ilk sıramızı böylelikle tamamladık. Şimdi ikinci kısım için hemen arkasını çeviriyorum. Bir zincir çekerek ve örmeye başlıyorum. Arkasını sık iğne ile örüyoruz. Önünde iki defa doluyoruz. Üç defa da alıyorduk. Arkayı ise sık iğne olarak örüyorum. Bir zincir çekmiştim. Hemen ilk başlangıç noktamdaki trabzanımın üzerine şuradaki minik gözün içerisine gelerek zincirimi batıyorum bir tane zincir çekiyorum ve burada tek olarak örmüş olduğumuz trabzanımızı şöyle arkasından giriyorum dışa doğru kabartıyorum modelimizin düz yönüne bakınız tekrar yapmak istiyorum bir zincirimi çektim ve battım buradaki tek olan trabzanım şöyle görmenizi istiyorum iki tane beş beş trabzanımızda da modelimizde farklı şekilde gireceğiz hemen buradaki tek olan trabzanım ardından giriyorum Bakınız başını dolamadım. Şöyle çıkarıyorum ve kapatıyorum. Bu şekilde örüyoruz. Tekrar yapalım. Bir tane zincirimi çekip battım. Bir trabzanın ardından giriyorum. Diğer taraftan çıkıyorum ve kapatıyorum. Ve bu işlemi yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Bir öncesinde bir sonrasında zincirimi çektim. Zincirimi çektikten sonra aşağıda beş tane trabzanlı olan grubumuzu görüyoruz. İlkini. Bakınız ilk trabzan grubumuzu bir tane zincir çektim ve ilk trabzanımı atlıyorum. Diğer dört trabzanımı ise şu şekilde yandan girerek örüyorum. Bir, bakınız ilkini atladım. Lütfen buraya dikkat edelim. Bir zincir önde çektim. Çünkü buraya Diğer e, sırada modelimizi uygulayacağız. Bir trabzanımı atladım. İkinci trabzanı bir diye örüyorum. Yandan giriyorum. 2 Yandan giriyorum. 3 Ve tekrar yandan giriyorum. 4 Aradaki sık iğnemin olduğu yere ise 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 Bakın sık iğnenin olduğu yere 3 zincirimi çektim. Şimdi bu taraftan devam ederken ilk trabzanımı örüyorum. Zincirimizde devam eden ilk trabzanımızı Yandan girerek örüyorum. Bakınız bir Tekrar yandan giriyorum. 2. 3. yandan giriyorum. 4. yandan giriyorum. Sonda yine trabzanımı bırakıyorum. Tam bu trabzanımın yerine denk gelecek şekilde bir tane zincir çekiyorum. Ve bakınız bu 5'li grubun trabzanı. Bunun üzerine bir zincirimi çektim. Arada iki tane trabzanımın olduğu bölümü görüyorum. Bu iki tane trabzanımı ise ardından giriyorum. Bir zinciri mutlaka çekiyoruz unutmuyoruz. Ardından giriyorum ve kapatıyorum. Arada bir tane zincirimiz vardı. Yine o zincirimizi çekiyoruz. Tekrar ikinci trabzanımızın bakın bu iki tane yan yana olan trabzanımız beşli gruba dahil değil. Yine ardından giriyorum ve kapatıyorum. Kapadıktan sonra da bir tane zincirimi çekiyorum. Evet bir zincirimi çektim. Burada bakınız zincirimizi dört yerde çekiyoruz. Bir trabzanımızın bakınız başında örmediğimiz trabzana. Sonrasında trabzanımızın yine bu taraftaki bitiren bitirdiğimiz son tarafta bir başlangıç bir son zincirimizi çekiyoruz. Ve bir de iki tane düz trabzanımızın arasındaki bölümümüzü zincirimizi çekiyoruz şimdi bir tane zincirimi çektim beşerli grubumun olduğu yere geldim beşerli grubunun ilkini örmüyorum sonunu örmüyorum bakınız iki trabzanın hemen yanındakini örmüyorum yine bu tarafta bitişte de hemen yanındakini örmüyorum bir zincirimi çekmiştim bir tanesini atlıyorum ikincisine yandan giriyorum bir iki üç ve dört Sık iğne ile batığım noktaya geliyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve başlıyorum. Sık iğnemin hemen yanındaki trabzana yandan girerek 1. Yandan girerek 2. 3. 4. En sondaki trabzanımız kalıyor. Bakınız iki tane trabzanlarımızın yanına. Hemen üzerine bir tane zincirimi çekiyorum. İki tane trabzanımızın önce Birincisinin ardından giriyorum. Araya bir zincir ilave ediyorum. Tekrar ikinci trabzanımın ardından giriyorum ve örüyorum. Bir tane zincir çektikten sonra beşerli gruplarımızın olduğu yere geliyorum. Beşerli grubumun ilkini örmeden atlıyorum. Diğer dördünü yandan örüyorum. Üzerinde bir tane zincirimiz var. Bakınız ilkini örmedim. Hemen ikinciden başlıyorum. Bunu örmüyoruz. İkinciden yandan giriyoruz. 1 yandan giriyorum 2 yandan 3 yandan 4 sık iğnemin olduğu yere 1 2 3 zincir ve tekrar devam ediyoruz hemen yanındaki trabzandan yandan başlıyorum 1 2 3 ve 4 dördünü örüyorum beşinci kalıyor beşincinin üzerine bir tane zincir ve iki tane yan yana trabzanımın olduğu bölüm kalıyor beşinciyi örmüyorum ardından giriyorum bir zincir ardından giriyorum bir zincir çekiyorum beşerli bölümümüzü bu şekilde geçiyoruz birincisini örmüyorum beşerli bölümlerimizi yandan alıyoruz İkişerli bölümlerimizi arkadan alarak sıra başına kadar ilerliyoruz. Modelimizin düz bakınız, şu kısım olacak. Şimdiki ördüğümüz sık iğneli bölüm modelimizin arkası sıra başına kadar ilerleyelim. Modelimizi arkadan sık iğnelerimizi örerek ilerledim ve şu an son noktadayız. Bakınız, bu gördüğümüz ön yüzü. Şimdi sık iğnelerimizin en sonuna geldim. Şimdi son kısmı birlikte yapalım. Trabzanlarımızı ördüm, beşerli grup trabzanlarımızı. En son bakınız 5 burada hemen yandaki arkadan gireceğim trabzan. Burası iyi, bakınız burada bir tane bıraktık diğer tarafı modelimiz olmadığı için bir zincirimi çekiyorum. 5 trabzanı atlıyorum. Diğer trabzanım hemen ardından giriyorum ve kapatıyorum. Yine bir zincir çekiyorum ve buradaki ilk bitirirken ki son trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve kapatıyorum. Bu şekilde bir trabzan sırası bir de sık iğne sıramızı bitirdik. Düz yönden trabzanlarımızı ters yönden ise sık iğnelerimizi örüyoruz. Şimdi şöyle ön yüzden göstermek istiyorum. Bakınız beşerli gruplarımızın olduğu bölümü arka taraftan yandan örüyoruz. İki tane düz olan trabzanlı bölümümüz ise ardından girerek öne kabartılı bir şekilde düşmesini sağlıyoruz ve modelimizi bu şekilde kuruyoruz şimdi modelimizi ikinci kez kurulumunu birlikte yapalım bitirdiğim yönde zincirimi çekiyorum 1 2 3 ve 4 4 zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başına yine iki defa doluyorum bakınız trabzan sıramızda ve burada kabartılı olan bir tane trabzanımızı görüyoruz hemen sık iğne olarak ardından girdiğimiz diğer yöndeki bakınız sık iğnemize yine bu aradan giriyoruz bakın aşağı gövdeden değil sık iğnenin olduğu yerden giriyorum şöyle iki defa doladıktan sonra ve sırası ile örmeye başlıyorum 1 2 ve 3. 3 defa da örüyorum. Sonrasında şöyle bakıyorum bakınız. Şimdi şurada minik gözümüz var. Bir zincir çektiğimiz yer. Hemen iki defa tığımın başını doluyorum. 1 ve 2. Bu minik göze giriyorum. 5. trabzanı örmemiştik. O 5. trabzanın üzerine çekmiş olduğumuz zincirimizin içerisine 5 tane trabzanımızı örüyoruz. Birinciyi ördüm. Bakın modelimiz çok çok kolay tamamen kendisinin tekrarından oluşuyor ve çok çabuk da boyu kalkıyor 4 tane oldu 5. örüyorum 5 tane trabzanım ördükten sonra ortada 3 tane zincir çekmiştim zincirimin altından bakınız şöyle boşluktan giriyorum ve kapatıyorum tekrar iki tane başında doluyorum bu kez 2 tane trabzanın yanında son trabzan 5'li grubun sonuncusunu örmemiştik üzerine de bir zincir çekmiştik bakınız bu kez sondaki trabzanımızın yani bir zincir çektiğimiz bu iki tane trabzanın yanındaki bölüme başına iki defa doladığım tığımı batırıyorum ve örmeye başlıyorum 5 tane trabzanımızı aynı yuvaya yerleştirelim modelimizi tekrar kuruyoruz şimdi 3 tanesini ördüm 4 tanesini ördüm. 5. de örerek tamamladım. 5 tane trabzanımızı ördükten sonra tığımın başına iki defa doluyorum. Burada iki tane yan yana olan düz trabzanımızın hemen bakını sık iğne ile ardından almıştık diğer tarafta. Bu minik aradan giriyorum ve örüyorum 1. 2, 3. Trabzanlarımızın arasında bir tane zincirimiz vardı. Hemen onu da çekiyorum. Tekrar iki defa doluyorum. Yine ikinci trabzanımı yandan giriyorum. Dışa kabartıyorum. Ve bu şekilde bakınız örüyorum. Hemen yanında bir zincirin olduğu yuvamız vardı. Bakınız ilkle son trabzanı örmemiştik. Birinci beşli grubu buraya. ikinci beşli grubumuz işte buraya yerleştiriyoruz. Hemen başlayalım. İki defa başını doladım. Ve örmeye başlıyorum. 1. Bu iki kabartılar arada belirlilik olacak. Beşer trabzanlarımızı yerleştirelim. 4 ve 5. 5 tane trabzanım ördüm bakınız. Diğeri kabartı. Hemen aradaki 3 zincirimin olduğu yere şu şekilde girerek direkt batıyorum. Tekrar buradan iki tane zincir çekiyorum. Bakın iki tane trabzanımın hemen yanındaki yuvaya giriyorum ve buraya da beş tane trabzanı örüyorum ve bu şekilde sıramızın sonuna kadar örerek gelelim yandaki bakınız Şuradaki kabartılarımızı yandan girelim yuvalarımızın içerisine örelim buraya yandan şu şekilde girerek örelim sıra sonunda görüşelim Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. En son bakınız geçici sizlerle birlikte yapalım. Şöyle çevirelim. Bakınız şu yönden devam ederek gelmiştik düz yönümüzü. En son trabzanımızı birlikte örelim. Yandan kabartmalı bölümümüzü yine yandan girerek ördüm. İki defa tığımın başını doluyorum. Buradaki birinci trabzanımın üzerine yapmış olduğum sık iğnemin içerisine giriyorum. Ve başlıyorum ikişer ikişer örmeye bu şekilde tamamladım. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arka yönünü çeviriyorum. Ve sık iğneli olan sırama başlıyorum. Hemen ilk trabzanımın üzerine battım. Bir tane zincir çektim. Dışı kabartılı olan trabzanım ardından girdim. Ve sık iğnemi ördüm. 5 tane trabzanımın ilkini ve diğer grubun en sonunu örmüyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra bakın ilk trabzanı atlıyorum. Diğerinden başlayarak ilerliyorum. 2 3 ve 4 araya 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 hemen diğer trabzan grubuma da giriyorum 1 2 3 ve 4 dışa kabartılı olan iki tane trabzanımı yan yana duran bakınız şuradaki devam eden iki trabzan grubumu ise bir tane zincir çektikten sonra 5 trabzan örmüyoruz bakınız ardından giriyorum örüyorum. Arasına bir zincir çekiyorum. Diğer trabzanın da ardından giriyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Beşli grubun ilkini atlayarak yandan örmeye başlıyorum. Evet bu şekilde iki sıramızı tekrar ederek ipeği büyütelim. Yeterli ölçüye geldiği zaman görüşelim. Ceketimizi bakınız dilimlerimizi örerek tamamladık. Şu şekilde yukarıdan itibaren saymaya başlayalım dilimlerimizi. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dilim ceketimizi örerek ilerledim. Ee, i̇pimiz orta kalınlıkta bir ip olduğu için yeterli ölçü oldu. Sizler e, ipiniz incesi birkaç dilim daha aynı şekilde örmeye devam edebilirsiniz. Ya da daha büyük yaş grubu için öreceksek yine örmemize devam edelim. Sadece model kısmımızdan ölçelim. Sadece model kısmından ölçüyorum. 23 santim. Şimdi en son sıramızı alt kısmını tamamlayalım. Tığımın olduğu yere geçiyorum. Bakınız trabzanlı bölümünü ördüm. Sık iğne tarafını çalışmak için hazırım. Evet şimdi bir tane zincirimi diğer yönde çekiyorum. Ön yüzde arkayı çeviriyorum ve sık iğneli bölümümüz örmeye başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bu son sıram olduğu için iki trabzanımın arasına gelerek bir defa başını dolamış olduğum bakınız tığımı tam araya batırıyorum. Tek seferde çekiyorum tığımın başını doluyorum bir sonraki trabzan aralığına giriyorum bir defa da alıyorum tekrar tığımın başını dolayarak bütün trabzanlarımın arasını tek seferde örüyorum trabzanlarımı tam derin olarak alıyorum İçten bakın şu kısımlardan alıyorum bu kısmı ördüğüm için diğer taraftan ilerliyorum Şurada görmüş olduğumuz bölümlerimiz var. Buradaki bölümleri geçişlerimizi birer tane Örelim. Bir tane ördüm. Tığımın başını doluyorum. Tam araya batıyorum. Aşağıdan girelim. Aynı yani sık iğnenin olduğu yere aşağıdan batalım. Daha dilimimiz belirgin olsun. Tığımın başını doluyorum. Diğer araya bir defa giriyorum. Ve bütün trabzanlarımızın aralarına birer defa şu şekilde bakınız. Başını doluyoruz ve çekiyoruz. Başını dolayalım. Tek seferde çekelim. araya geldim tekrar bakınız bir zincir çekmiş oldum araya yine bir tane batıyorum diğer tarafa geçiyorum birer birer sadece tek seferde çekerek örüyorum her iki bölüm arasına bir tane örüyorum tam araya sık iğneye battığım yeri yine altından giriyorum ve kapatıyorum yandakine giriyorum ve bu şekilde sıramızın başına kadar örerek ilerleyelim bakınız ön yüzden bu şekilde görülmekte arkadan yani yaptığımız yönde bu şekilde sıramızın başına kadar ilerleyelim Evet alt kısmımızı görmüş olduğunuz gibi şu şekilde tamamladık. Şimdi yandan lastiğimizi örmeye başlayalım. Lastiğimizi örmeye başladıktan sonra bakınız burası yeleğimizin sol kısmı. Erkek bebeğimizi ördüğümüz için bu kısımda ilik açmak istiyorum. Eğer ceketimizin tamamında ilik açmak istiyorsak alt kısımları da dağıtabiliriz. Sadece roba kısmında da kullanabilirsiniz. Nasıl isterseniz o şekilde ceketimizi eee ceketimizdeki iliklerimizin ayarlamasını yapabilirsiniz. Şimdi aşağıdan birinci sıra lastik için trabzanlarımızı örmeye başlayalım. En uç kısımdayım. Bakınız en alt kısmı ördüm. Hemen zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Bakınız trabzanımın içerisine giriyorum. 1 trabzan örüyorum. Bakınız iki tane trabzanımı ördüm. 2 tane trabzanım ördükten sonra tığımın başını doluyorum sık iğneli bölümüme giriyorum bakın artık bir defa doluyoruz başını bir trabzanım örüyorum uzun olan bölümüme 2 tane trabzanım örüyorum 1 2 sık iğneli araya giriyorum bölüme 1 tane ikili trabzan örüyorum uzunlara 2 trabzan sık iğnemizin olduğu yere ise birer trabzanımızı örelim. 1 tane trabzanımı örüyorum. Burada bir tane ilik açmak istiyorum. İliğimi açacağım yere bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Sık iğneli olan yerimi bakınız şurada ördüm. Hemen diğer tarafıma iki tane trabzan öreceğim yere geliyorum. İki zincirimi çektikten sonra diğer tarafa bir tane zincirimi trabzanımı örüyorum. Tekrar bir trabzan daha örüyorum. Toplamda iki trabzanımı yine aynı şekilde örüyorum. Ve devam ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Sık iğneli olan bölüme 1, diğer tarafa 2. Bakınız ilk iliğimizi 2 tane zincirimizi çekerek ördüm. Yukarıya doğru ilerliyorum. İlik yerlerimizi düğme sıklığımıza göre ayarlarsanız çok hoş olur. Düğmeyi ne kadar sık kullanmak istiyorsanız 5 düğmeli 6 ya da 4 düğmeli olarak ayarlayabilirsiniz. Evet şu şekilde ilerliyorum bir tane iliğimizi açtım bakınız aşağıya koymadım birazcık daha yukarıya ilik yerimi yerleştirdim bir tane daha ilik açmak istiyorum uygun aralıklarla ayarladıktan sonra iki tane zincirimi çekiyorum tığımı başını doluyorum hemen bir tane sık iğneli olan yere girerek batıyorum ve diğer ilik yerimi açmak için yukarıya doğru ilerliyorum İki tane trabzanımıza bir tane sık iğnemizi örerek ilerliyoruz bir iki tane iliğimi açtım üçüncü iliğimi de şimdi açıyorum bakınız artık roba kısmına geçtim roba kısmının bir ve ikinci bölümündeyim yukarıya doğru trabzanlarımızın bakınız birinci trabzan ve ikinci trabzan olduğu yerdeyim tabi zevkinize göre yerlerini ayarlayabilirsiniz iki tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum bir sonraki trabzanıma gelerek batıyorum bir ve iki trabzanlarımıza ikişer ikişer arada bir de üç olarak örelim roba kısmı için yukarı doğru bakınız iliğimizi ördükten sonra ikişer ikişer trabzanlarım örerek ilerledim en son başlangıca doğru bakınız yukarıya kadar ilerledikten sonra son iliğimizi de oraya açıyorum 1 ve 2 tığımın başını doluyorum bir tane trabzanımı örüyorum bir iki üç ve dört tane iliğimizi bu şekilde açtık şimdi bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. Örgümün yönünü çevirdim. Birinci sırayı şu şekilde görelim. İpimizin rengi ışıktan farklılaşabiliyor. Bakınız. Evet şimdi tığımın başını doladım. Hemen iliğimin içerisine bir tane düz trabzanım ördüm. İki zincir çekmiştim. Bir trabzan örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Herhangi bir yön olmadığı için yandan alıyorum bir sonrasının ardından lastik örgümü başlatıyorum bir defa başını doluyorum yandan trabzanımı örüyorum diğerini ardından yandan ve ardından şekliyle lastiğimizi örüyoruz diğer ilik yerimize kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Diğer ilik çalışması yaptığımız yere kadar geldim. Bakınız en son ardından olarak aldım. Şimdi ileğimizin yani iki zincirimizin olduğu yere bir tane trabzanı normal olarak örüyorum. Ama sırayı bozmamam için lastik sırasındaki takibimi bakınız ardından da bunu yandan olarak sayıyorum. Bir sonrakini ardından örüyorum. Sıramızı bozmama adına. Diğerini tekrar yandan ve ardından Yan ve ardından olarak diğer iliğimiz için ayırdığımız yere kadar ilerleyelim. Diğer iliğim için ayırdığım yere geldim. Bakınız iki tane zincir çektim hemen yanındaki yandan. Şimdi tepeden batıyorum ardından sayıyorum bunu ve diğer hemen iliğimizin bitişindekini tekrar yandan olarak örüyoruz. Sıramızı bu şekilde hiç bozmuyoruz ve alta kadar uç noktaya kadar ilerleyelim. En son trabzanımı da ördüm. İliklerimizi hazırladığımız bölümümüz gayet güzel oldu. Bakınız iliklerimiz sırası ile çok hoş oldu. 4 tane ilik çalışması yaptık. Şimdi diğer tarafı da ipimi kesiyorum. Aynı şekilde ikişer tane trabzanlardan bir tane sık iğnemden örerek diğer önümüzü de tamamlayalım. Evet her iki önümüzün lastiklerini de bitirdikten sonra bakınız gayet güzel oldu. Düğmelerimizi de çalıştıktan sonra ceketimizin ana gövde kısmını bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi sadece kollarının kenarlarını da aynı lastik çalışması gibi ördüğümüz zaman şuradaki kol kenarlarımızın çok güzel bir yelek çalışması da olacaktır. Hem yeleğini hem ceketini örecek arkadaşlarımız için. Aynen bu öndeki çalıştığımız gibi kollarımızı iki sıra şeklinde lastik örerlerse çok şık durur. Aynı zamanda şimdi çalışacağımız yaka çalışmasında yaparlarsa e, yelek olarak gayet güzel kullanabilirler. Ama biz bu e, örgümüzde ceket uygulaması çalışacağız. Kollarımızdan ilmeklerimizi takarak ceketimizi kollarını da oluşturmuş olacağız. Şimdi yakamızı da tamamlayalım. Her iki kolumuzu en sona bırakalım ve. E, Sonrasında kolumuzu tamamladıktan sonra düğmelerimizi dikip ceketimizi hazır hale getirelim. Öncesinde yakamızı da çalışalım. Bir tane zincirimi çekiyorum ve şöyle düğümümü atıyorum. Ve ceketimi örgü yönüme doğru alıyorum. Son çalışmış olduğum iki tane trabzanımın olduğu yerden başlamıyorum. Şu uç kısmından örmüyorum. Hemen lastiğimin uç kısmına bakınız ilk trabzanımızın olduğu yere gelerek batıyorum ve buradan birebir bütün trabzanlarımızı aynı şekilde örüyoruz ilk önce bakınız tığımı düğüm atmıştım oraya giriyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum 3 zincirimizi çektikten sonra her bir trabzan arasına bir tane trabzanımızı örelim İkili trabzan şekliyle örüyoruz bu kenardaki çalışmış olduğumuz bütün lastiklerimizi bakınız şöyle başlıyoruz şu uçtan değil bitiş yönünden başlayarak yukarıya doğru örüyoruz Evet devam ediyorum diğer lastik çalışması yaptığımız şu kısma kadar örerek gelelim bakınız şu kısma geçmiyoruz şurada kalalım yakamızı örmek için diğer uçtan başlamıştık ve son olarak bakınız hemen en son İliğimizi ördüğümüz kısmımıza geldik. Şuradayız. Battığımız yerdeyiz. Bakınız son trabzanımızın olduğu yerdeyiz. Hemen 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. İkinci sıra trabzanımı örmeye başlıyorum. Yandan alıyorum. Bir yandan bir ardından alarak örmeye devam edelim. Ve yaka kısmımızı bu şekilde lastik örgümüzü örerek tamamlayalım. İki sıra yeterli olacak da 3 sıra fazla olur ama ipiniz çok ince ise bir sıra daha örebilirsiniz ama iki sıra yeterli şöyle gördüğümüz gibi Evet sıramın başına kadar devam ediyorum klasiğimiz de tamamladıktan sonra şimdi kollarımızı örmeye başlayabiliriz kollarımızın altından modelimizi kurmaya başlayalım şu kısımdan yerleştiriyorum araya giriyorum 1 2 3 4 4 tane zincirimi çekiyorum 4 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum 2 defa bakınız doladım hemen yanına batıyorum ve tıpkı gövde kısmında ördüğümüz şekliyle örüyorum tekrar 2 defa tığımın başını doluyorum şuradaki trabzana yan duran bakınız modelimizi uyguladığımız yerdeki trabzanımın yanına gelerek batıyorum aynı yere 5 defa trabzanımı örüyorum ikinciyi ördüm. Dört ve beş. Beş tane trabzanımızı ördükten sonra yan ilerliyoruz. Bakınız bir ikinciye batıyorum. İki defa tekrar trabzan tığımın başını doladım. Bir iki atlıyorum. Üçüncüye gelerek batıyorum. Ve beş defa trabzanımı aynı gövdede kurmuş olduğumuz şekliyle kuruyoruz. 3 trabzanımı ördüm. 4 ve 5. trabzanımı da örüyorum. 5 tane trabzanımızı ördükten sonra 2 defa tığımızın başını dolayalım. 1 atlayalım. 2. trabzanımıza şu şekilde yandan girelim. Yandan girdiğim trabzanımı yine 3 defa da örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. 2 defa tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum. Diğer trabzanımı yandan girerek dışa doğru kabartı yaparak örüyorum. İki defa tığımın başını doluyorum. Bir trabzan, iki trabzan atlıyorum. Üçüncü trabzanımın olduğu yere gelerek batıyorum. Ve beş tane trabzanımı aynı yere örüyorum. Modelimizi ikinci kez kurmaya başladık. Üç, dört, işinciyi kuruyorum. 5 tane trabzanımı ördüm. 1 bakınız. 2 3. trabzanımın olduğu yere batıyorum. Tekrar 2 defa tığımın başını doluyorum. 1 2 3. trabzanımın olduğu yere giriyorum ve başlıyorum 5 tane trabzanımı örmeye. Trabzanlarımı ardı ardına ördükten sonra iki defa tekrar başını doluyorum. Bir trabzan atlıyorum, iki trabzan atlıyorum. Üçüncü trabzanıma yandan giriyorum ve örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum, iki defa başını doladım. Bir trabzan atlıyorum, yandakine giriyorum, örüyorum. Tekrar iki doluyorum başını, bir, iki, üçüncüye batıyorum. Beş trabzanım örüyorum ve sıramız bitene kadar işlemlerimizi sırasıyla tekrar ederek örelim. En son kol altımızda beş trabzanımızı kurduktan sonra, bakınız iki tane trabzanımızla başlamıştık. Birini zincir çekmiştik, bir tanesini trabzan olarak örmüştük. 2 tane, bakınız sırt sırta vermiş trabzanımızdan sonra ilk e, örmüş olduğumuz zincirimizin üzerine gelerek batalım. Ve ikinci sıramızı örmeye başlıyoruz. İkinci sıramızı hep aynı yönden öreceğimiz için bakınız kabartma ve e, aşağıya doğru ge geçirme işlemlerini şu şekilde çalışacağız. Bir tane zincirimizi çektim. Bir zincirimi çektikten sonra şu şekilde buradaki bakınız. İki tane çift olan trabzanımız dışarıya doğru kabartılmıştı. Şimdi şu şekilde giriyorum kabartma işlemimi yapıyorum. Tekrar yandan giriyorum. Bakınız. Bir tane zincirimi çekiyorum. Birinciyi örmüyorum. İkincinin arkasından giriyorum. Tam ters işlemimizi yapıyoruz. 2 3 4. Gövdede bu kısmı yandan alıyorduk. Diğer tarafı ise ardından giriyorduk. Bakınız burası çok önemli. Evet tek yönden ördüğümüz için tekrar hatırlatmak istiyorum. Bakınız ee, burada hem ön hem arka yapıyorduk. Önde trabzanlarımızı örüp arka yönde ise sık iğne tarafından örüyorduk. Sık iğne tarafından ördüğümüzde iki tane trabzanımızı ardından diğer trabzanlarımızı beşerli olan gruplarımızı ise yandan şeklinde örüyorduk. Burada hep aynı yönden ördüğümüz için tam tersi işlemi yapıyoruz. Şuradaki 5 tane trabzanımızı ardından 2 tane aradaki olan trabzanlarımızı ise yandan şekliyle örelim. Evet ceketimizin kolunu birlikte başlamıştık. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. ördüm. Tam 9. trabzanımızı ördükten sonra kolumuzu artık e, kapatalım daha uzun ören arkadaşlarımız yani yaşı büyük çocuklarımız için ördüyseniz birazcık daha kolumuzu uzatabilirsiniz. Son trabzanlarımı örüyorum. Bakınız ikişer defa başını doluyorum. 1, 2, 3, 5 tane trabzanımı ördüm. Şuradan yandan giriyorum. 2 defa yine doladıktan sonra bakınız 2 defa doladım. Yandan giriyorum. 1, 2, 3 bir tane zincirimi çekiyorum ve ilk başlangıçtaki bakınız kabartılı yere şöyle arkadan giriyorum tığımın başını doluyorum bu artık kapatıyorum bakınız bir defa başını dolayarak batıyorum her trabzan aramıza birer defa tığımızın başını dolayarak batalım şuradaki aradaki görmüş olduğumuz kısma da bir tane yapıyorum diğer tarafına da bir defa örüyorum birer birer örerek ilerliyorum başını doluyorum tek seferde çekiyorum başını doluyorum tek seferde çekiyorum ve başlangıç yerine kadar bu şekilde ilerleyelim başlangıç yerimize kadar örerek geldim şimdi tekrar bakınız tam başlangıç noktamdayım şuradan başlamıştım tığımın ucunu takıyorum ilmeğimi geçiriyorum tekrar tığımı başını doluyorum bir sonraki yere girerek aynı işlemimi tekrar ediyorum her bir Trabzan aramıza bakınız birinci ördüğümüz sıramızın aynı şekilde e, örerek ilerliyoruz. Yalnız şurada görmüş olduğumuz yere bakınız tam iki tane trabzan arasındaki geçişimiz 3 zincirimizin üzerine batmış olduğumuz yerin hemen kenarındakine batıyorum. Ortaya girmiyorum. Bir sonrakine batıyorum ve kapatıyorum. Bakınız şu kısmı batmıyoruz. Tam ortadaki bölümün üzerine batmadan ilerliyoruz ve devam ediyorum. Evet başlangıç yerimize kadar ilerleyelim. Yalnız şuradaki bölümümüzü dikkat edelim. Tam ikisinin arasındaki bakınız şuranın üzerine batmadan her ikisinin kenarlarına batarak ilerleyelim. Hemen birlikte orayı da örelim. Kolumuzu iki sıra tek, e, tek seferde çekerek kol kısmımızı tamamlıyoruz. Bakınız tam şurası. Buraya girmiyorum. Diğer tarafa geçişimi yapıyorum ve çekiyorum. Evet başlangıç yerimize kadar ilerleyelim. Evet kolumuzu iki sıra başını birer defa dolayarak alıp tamamladım ve kolumuz da tamamlanmış oldu. Evet sevgili arkadaşlar ceketimizi tamamladık. Düğmelerimizi de dikmiştik. Ve şimdi kullanılmaya hazır hale geldi. Tamamıyla şöyle görebiliriz. Bakınız kaldırdığım zaman. Bakınız Evet. Bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek sağlıkla, mutlulukla, huzurla kalın inşallah. Görüşmek üzere, hoşça kalın.